Hocam. Götürüyorsun yine. Benim de mekanım burası. Ya çocukluktan beri ne zaman canım sıkılsa öyle Mehmet Park'a. Baban nasıl Mehmet? Babamı sorma hocam ya. Yani ne dilim varır anlatmaya, ne yüreğim. Yani en çok hangisine üzüldü? Feriha'nın o şerefsizle evlenmesine mi? Yoksa bizden utanıp herkese yalanlar söylemesine mi? O sandığınız yalanlar öyle basit bir utanç yüzünden değildi Mehmet. Bana inan. Feriha aslında o yalanlarla en çok kendini kandırdı. Senin de haberin vardı yani. Ya hocam bırak. Feriha'nın senin gibi adam tarafından savunulmaya hakkı yok. Bırak da buna ben karar vereyim Mehmet. Çıktığı kovuğu beğenmedi hocam. Niye o herifi seçti? Para için, pul için. Ben biliyordum böyle olacağını. O çamurdan çıkardığı süslü bebekten biliyordum. Ben bu ruhunu satar diyordum. Ruhunu sattı. Kendini sattı. Sen hiç kendine sordun mu Mehmet? Emir'den niye bu kadar nefret ediyorsun? Ya da Feriha'ya niye bu kadar kızgınsın? Kıskanıyorsun mu diyorsun hocam? Demiyorum. Ama Feriha'da o gördüğün şeyler belki de senin içinde olan şeyler. Yani Emir'in sahip olduğu her şeye sen de sahip olmak istemez miydin? Yalan yok. Yani o herifin sahip olduklarını kim istemez ki? İster. Tabii ister. İnsanoğlu bu. Hep sahip olduğunun daha fazlasını ister. Ama sahip olmadıkların hayatına yön vermeye başladığında insan kendine düşman olur. Bir kere utandığın vakit kendinden, işte o zaman yaptığın her hata bir öncekinden daha büyük olur. Feriha da öyle oldu. Hocam, hiç mi için yanmadı? Feriha o herifle evlendi. Hiç mi için yanmadı? Ne bu halin? İçki mi içtin sen? Baba şey... Nereden geliyorsun? Parktaydım. Levent Hoca ile konuştuk biraz. Konuşmayacaksın. Bir daha Levent Hoca ile Feriha'yı konuşmayacaksın. Ne de olsa evli bir kadın o artık. O evliliğin bizim için bir anlamı var mı baba? Mehmet. Nikah ağzı mühürlermiş. İstesen de... İstemesen de, ben kabul etmem desen de sayacaksın. Bundan sonra herhangi biriyle Feriha'yı konuşmayacaksın. Baba, ben Gülsüm'ün elini bile kabul ederim. Ama düşman bellediğimiz adamla gizli saklı evlenen Feriha'nınkini edemem. Edeceksin efendim, edeceksin. Rızamız olmasa da,
içimize sinmese de edeceksin. Abi, bağırmasın. Vallahi kalbine bir şey olacak diye korkuyorum ya. Mehmet, sen benim oğlumsun. Öyle gece yarıları parklarda evli barklı kadınlara laf ettiremezsin. Mehmet, hadi gel canım sen istersen. Ha? Evli barklı kadın. Kızım diyemiyorsun. Kardeşin diyemiyorsun. Evli barklı kadın. Damadımızın pompişi 5 aylık hamile. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Abi, damadı bir yoklasak mı acaba? Ne olacak bu iş? Her koyun kendi bacağından asılır. Feriha evlendi gitti. Bundan sonrası bizim derdimiz değil. Abi, sen şimdi üzgünsün, kızgınsın, böyle konuşuyorsun ama yarın bir gün o yavrucak boynu bükük kapımıza geldiği zaman da... Yani baba ocağı demek istiyorsun, değil mi? Feriha bu ocağı yalanla, riyayla, gizli saklı işlerle söndürdü gitti Hatice. Söndürdü gitti. Kimin uğruna söndürdüğünü de görsün böylece. Ben çıkıyorum. Feriha'nın kabahati büyük, ben küçük demiyorum. Yani şu saat benim karşıma çıkmış olsa, halacım dese sen senin halan batsın derim bak. Bak beni kandırdın sen bu eve tekrar geri döndün de derim. Ha demeye derim de ben de anneyim. Benim kızım kabahatin en büyüğünü işlemiş yani. Şimdi onun kocasını yüklediği kızın yüzünden o kız bizim kapımıza gelse ben onu sokağa atacak değilim. Ay sen de gamlı baykuşsun ha. Ayol şu an Feriha birinci kadın konumunda, tamam? Yani çocuğun nikahlı karısı. Hem bakalım Emir kabul edecek mi o diğer kızı? Ama zaten kesin numaradır ha. Sen bilmiyor musun bu sosyetenin işlerini? Vallahi Feriha kocasına sahip çıkacak tabii ki ne de ama... Yani sinek küçük olsa bile mideyi bulandırır bak. Yani bizim atalarımızın lafı bu. Zaten bu kızın kayınanası buna karşı, kayınbabası buna karşı. Kız da yüklü, kapının eşiğinde bekliyor. Hiç kolay değil işi yani. Vallahi Feriha, azıcık akıllıysa kocasına 4 elle sarılması lazım. Ama tabii nerede bizimkinde o akıl? Ayol senin Gülsün bile var ya, kocasını elinde tutmak için ne yapacağını şaşırdı. Ne? Ne demeye getiriyorsun sen Seher Hanım? Şey ya, lafın gelişi dedim öyle. Ben o lafın geldiği yeri hiç beğenmedim Seher Hanım. Benim kızıma sen ne demek istiyorsun? Bakma öyle bana. Bakma, hemen şimdi söyleyeceksin ne diyeceksin. Aman iyi be. Ya senin kızın gitti de keyfine mi boyattı saçlarını zannediyorsun ha? Sen o nikahta nikaha basan sarı kızı hatırlamıyor musun? Görmedin mi hastanede nasıl damadının etrafında dört dönüyordu? Sen benim kızın yuvası tehlikede mi diyorsun şimdi? Ay ben darlandım. Ay darlandım ben, darlandım ben. Her an kötü sürprizlere hazır olabilirsin Hatice Alacığım. Çünkü senin damadın hala bu sarı kızda. Ay çok darlandım. Merhaba.
Ya ben de Cansu'lara bakacaktım da. Cansu burada yok. Biliyorum tatlım olmadığını. Yani artık Cansu da olmadığına göre herhalde Sanem Hanım hep burada yaşar değil mi? Ağzın mı arıyorsun? Ay canım ne münasebet, ne alakası var? Ya ben bir şeyler duydum da böyle tımarhane falan. Ha insan merak ediyor. Şimdi bu kız cezaevinde mi tımarhanede mi? Ayrıca tımarhane değil, ruh ve sinir hastalıkları hastanesi canım. Hadi bay. Demek ki tımarhanede. Merhaba. Ne haber Gülsüm? Biz o gün Butu'ya geldik ya. Elbiselerde sorun mu var? Yok, elbiselerde bir sorun yok. Hepsi çok güzel de. Ya ben o gün seyirin aklına uydum. O gün çok alışveriş yaptım. Çok para harcadım. Sonuçta koruyayım parası. Hani siz beni şey bilmeyin. Ben çok utandım Lara. Annen de beni öyle bilsin istemem. Alışverişin kimi yaptığı belliydi zaten Gülsüm. Takılma sen bunları. Biz hiç takılmadık. Olsun, ben yine de söylemek istedim. Gülsüm, eğer gerçekten kendine yakışan bir şeyler giymek istiyorsan, yani bir tarzım olsun istiyorsan bir Butu'ya gel. Ama yalnız gel, olur mu? Yengenle gelme. Eskilerini getir, yenileriyle değiştirelim. Olur mu? Olur, tamam. Çok teşekkür ederim. Yalnız gelirim. Çok sağ ol. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Sarı saçtan vazgeçmişsin. Hiç boyatmamam lazımdı Seher zaten. Ya olacak iş mi Seher? Senin aklına uydum, rezil oldum. Şimdi de zararın neresinden dönsem kârdır diyorum. Annem yok mu? Annen karşı apartmanı temizlemeye gitti de. Ne bu tripler? Yani eğer saçını beğenmediysen git kuaföre çat. Bana niye çatıyorsun? Saçılmış. Ben senin aklına uyup kendimi nefret ettirdim Koray'dan. Anneme de sen söyledin değil mi her şeyi? Gitmiş Koray'la konuşmuş. Koray iyice benden soğudu. Ya sen ne kadar nankörsün. Ya kocan şimdi yanında mı değil mi? Bana ondan haber ver. Eğer benim verdiğim tavsiyeler olmasaydı sen çoktan bohçanı toplayıp eve gelmiştin Gülsüm. Ben buraya zaten geri döneceğim. Yani eninde sonunda bu eve geri döneceğim. Feriha haklıydı. Senden etkilenip kocamın gözünde gurursuz zavallı bir kadın oldum. Feriha haklıydı ha. Senin o gururlu ve haklı Feriha'n var ya, şimdi kocasının dizinin dibinde oturuyor. Hem de emir gazetelere çıkmışken, başka bir kadından çocuk beklerken ya. Feriha yukarıda mı, döndüler mi? Döndüler. Sana öyle gururlu ol, evliliğini bitir diyen Feriha, şimdi dört elle sarılıyor kocasına. Vallahi benim bildiğim Feriha bunu içine sindiremez. Emir'in yanında kalamaz. Tabii ben ayrılsınlar istemiyorum. Yuvasını kurtarsın sonuçta. Ya senin o çok gururlu Feriha'n her şeyi sineye çekti, yuttu. Kocasının yanında duruyor işte. Ya tamam, yani ben hak veriyorum. Yani asıl olan evliliği kurtarmaktır ama... yani sana söylediği şeylerden sonra da bunları düşünmeden edemiyorum. Kusura bakma Gülsüm. Kimler gelmiş? Feriha. Canım. İyi misin? Babamla halam yok mu? Babamla Mehmet dükkana gittiler. Halam da karşı apartmanda. Biz de sabah Mehmet'ten aldık haberleri. Vallahi böyle gözümüz yollarda seni bekliyorduk. Ama biz kocanı da bekliyorduk yanında. Babam nasıl? Ne olsun? Yani nasıl olsun adam? İşte kör topal yaşamaya çalışıyor. Ama vallahi sen de helal olsun. Meydanı boş bırakmıyorsun. Sen evlendin, akıllandın bayağı. Gözümden kaçmadı. Bir susar mısın? Feriha sen şeyi görmedin mi? Neyi? Şeyi söylüyor bu. Karnı şişik garıyı. Siz nereden biliyorsunuz? Yani işte hani hamile kadın diyorum. Emir'le. Emir'le ne? Ne? Hepimiz gazeteden öğrendik. Yani kocan yaptığı hatayı telafi etmek istemiş ama azıcık geç kalmış.
Bana bak, getir onları. Ben biriktiriyorum aile haberlerini. Sen nereye? Aman hemen git peşinden. Geç kaldım. Koş. Gururlular. Hoş geldiniz çifte kumrular. Çok öptüm yengeniz. Seher size not yazmış. Bu ev ona o kadar çok şey hatırlatıyor ki. Feriha, yüzüğün çok güzelmiş. Emir de takıyor mu? Ben sen haberi öğrenir öğrenmez aşağı inersin diye çok korkmuştum. Benim o kadından haberim vardı. Emir'le birlikte görmüştüm onu. Yani kadın sürpriz olmadı yani. Peki ya bebek? Feriha, belki o kız kim bilir Emir'den sonra başka birileriyle de birlikte olmuştur. Bunların hiçbir önemi yok ki Gülsüm. Hiçbirinin önemi yok. Yani Rüya'yı tanımıyorum. Emir'le tek bir gece geçirdi diye onu yargılayıp kolaya kaçmak kendimi daha iyi hissettirmeyecek. O hamile. Çocuk gerçekten Emir'den olabilir. Peki ya bebek Emir'dense ne yapacaksın? Yani hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Yani insan ne yapacağını şaşırır. Yani sonuçta ortada günahsız bir bebek var. Ve bu bebek Emir'dense hani insanın vicdanı da rahat etmez. Açık açık sorsana. Masum bir bebeğin babasız büyümesine nasıl izin vereceksin desene. Yok öyle der miyim? Yani zaten henüz babasının Emir olduğu belli değil. Hani ben diyorum ki ya babası Emir'se? Emir bebeğin yanında olacak. Ben de Emir'in yanında olacağım. Aferin Feriha. En doğrusunu yapıyorsun. Yuvan yıkılmasın tabii. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi? İnsanın yuvası için savaşması ne demekmiş görüyorsun şimdi. Ben o kadar çok şeyi sineye çekiyorum ki yuvamı kurtarmak için. Ben seni bilmez miyim? Şimdi sen Emir'le sevgili olsaydın ve bu kız ortaya çıksaydı... ...sen 5 dakika durmazdın, gururuna yediremezdin bunu. Tabii işin içine evlilik girince, yuva girince insan bir karar veremiyor işte Feriha. Ben yuva kurmak için evlenmedim Emir'le. Kalpten sevdiğim için evlendim. Evliliğin benim için başka bir anlamı yok. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben gideyim artık. Sen konuşmak istersen ara beni tamam mı? Bize gel. Ben seni dinlerim, anlarım Feriha. Hoşça kal. Geç olmuş. Ben çıkayım da. Hala otur sen. Olur mu oğlum? Sen bütün gün direksiyonu salladın. Ben çıkayım. Hala otur dedim. Mehmet, ben gitsem? Bundan sonra apartmandaki bütün çöpleri ben alacağım. Otur oturduğun yerde. Hayır baba. Sen gitmeyeceksin. Onun çöpünü sen almayacaksın. Otur dedim. Bak baba. Ben onlara bir şey yaparım diye korkuyorsan... ...vallahi kapılarını bile çalmayacağım. Ne demek çalmayacağım? 10 numara bu apartmanın dairesi değil mi? Vazifemiz neyi icap ediyorsa onu yapacağız. Çöplerini mi alacaksın baba? Vallahi yakarım. Bu apartmanı yakarım, onları da yakarım, kendimi de yakarım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Nereyi yakacakmışsın? Otur oturduğun yere. Baba. Yok baba baba. Otur. Thank you.
Baba. Ben seni görmeye geldim baba ama. Hayırlı akşamlar. Babanla konuşmak istedim ama olmadı. Eğer istersen... Neredeydin? Koray'laydık. Konuştuk biraz. Konuştunuz. Benimle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? O kadının hastaneye gidip bebeğinizi izlediğinizi bana ne zaman söyleyecektin? Bak. Bak. Buradan öğrenmişler işte. Biraz sakin ol. Ya bana kurtulacağız diyorsun. Sonra o kadının hastaneye gidiyorsun. Hiçbir şüphen yok belki de. O gerçekten senin çocuğunu taşıyor. Bu yüzden bana söylemiyorsun. Bu yüzden hastaneye gidiyorsun. Söylemedim çünkü önemsemedim. Nasıl önemsemedin ya? Senin çocuğunu taşıyorum diyen kadınla hastaneye gidiyorsun. Bebeğini görüyorsun. Bana söyleyecek kadar önemsemiyorsun. Feriha, kafam yerinde değildi. Hala değil. Yani hem de saçma sapan bir gazete haberi. Niye bu kadar takılıyorsun? Sen o kadının senden hamile olduğuna eminsin değil mi? Feriha, saçmalama. Ben oraya sadece DNA testi için gittim. Doktorla konuşmak istedim. Bu kadar yani. Bu yüzden ultrason görüntülerini getiriyor sana. Siz birlikte bebeğinizi izlediniz. İnanamıyorum. Feriha, ben oraya tek bir sebeple gittim. Ne zaman gittin? Bana neredeyim dediğinde gittin oraya. Elini tuttu mu senin? Bebeğimiz bu işte dedi mi sana? Feriha, sen ne sanıyorsun? Benim oraya babacılık oynamaya mı gittiğimi sanıyorsun? Benim için kolay mı? Ben bunun senin için ne demek olduğunu görüyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Benim için ne demek olduğunu görmüyorsun. Şu halimize bak ya. Bugünden böyleysek... bebek doğana kadar ne hale geleceğiz? Böyle mi dayanacağız? Apartmanı var ya, başlarına yıkarım onların. Hadi oradan Mehmet Allah aşkına. O Feriha, bütün bunları içine sindirdi ya, çıktı tepemize kuruldu. Babam onun çöpünü aldı ya, aldığı nefes haram. Öfkem sana değil, kendime. Ya ben o hastaneye sadece doktorla konuşmak ve testi yaptırmak için gittim. Başka bir nedeni yoktu. Ya gazetede çıkan saçmalıklar umurumda bile değil. Ama en azından bana söyleseydin o fotoğraf sürpriz olmazdı. Hastaneye gitmek o kadar önemsiz bir ayrıntıydı ki. O haberi görene kadar gittiğimi unutmuşum. Ailenin de fotoğrafı gördüğünü biliyorum. Benim yüzümden küçük düşmene dayanamıyorum. Ya Emir, ben geçirim artık oraları. Umurumda değil kimin ne düşündüğü. Ben sadece kendi hissettiklerimle uğraşıyorum. Yani seni başka bir kadınla... Feriha, bunu söyleme. Ben bugün Rüya ve annesiyle buluştum. Konuştuk. Tamam, ben dinlemek istemiyorum bir şey. Hastaneye gittiğinde... bebeği gördün mü? Ekranda falan.
Emir, ne olur söyle. Gördüm. Yani bir an içinde olsa... ...ya o benimse demedin mi? Yani hiç mi kafan karışmadı? Tek hissettiğim korkuydu. Doğmamış masum bir bebekten korkuyoruz. Korkup birbirimize saldırıyoruz böyle. Çok acımasız geliyor. Eğer gerçekten o senin bebeğinse... ...korktuğumuz için kendimizi kötü hissetmeyecek miyiz? Ya o senin bebeğinse Emir? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ortaya çıkana kadar adını yüzünü hatırlamadığım... ...o kadının bebeğinin babasıysam... O bebek için ömrüm boyunca elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki kendi babamdan bile daha kötü baba olacağım. Ama deneyeceğim. Sen? Ben o bebeğin babasıysam ne yapacaksın Feriha? Sen ne yapacaksın ben o bebeğin babasıysam? Sen bebeğin yanında olacaksın. Ben de senin yanında olacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.